Bizim bakanlığımızın hedef grupları özel ihtimam gerektiren gruplar. Biz Türkiye toplumunda nasıl bir merhamet dünyası inşa edeceğiz? Mazlum coğrafyalarının Türkiye'ye bakışını görmek lazım. Sosyal devlet tam da böyle bir şey. Çocuklar bizim için şu anda gerçekten bir hazine. Peki sizin yolunuz AK Parti ile nasıl kesişti? Ya böyle bir durumla karşılaştığında bu devlet benim yanımda. Sadece bir olaya kızmak ve ona tepki vermek bence yeterli değildir. Biz her seçimde daha yeni sıfırdan başlıyormuşçasına hareket ediyoruz. Ya bakanlık şöyle de bir hizmet yapıyormuş deyip de çok şaşırdığınız bir şey oldu. Hepsi neredeyse. Günün birinde ihtiyaç sahibi olabiliriz. Bu devlet bana ihtiyacım olanı sağlayacak. Derya Hanım, siz Adanalısınız. Evet. Aslında Kadirliyim. Osmaniye ile Adana arasında bir yerde mi? Nasıl? Şöyle, Kadirli Osmaniye'nin ilçesi. Malum işte daha önce Osmaniye il olmadan önce Adana'nın ilçesiydi her ikisi de. Ben Çukurova Türkmeniyim Adem Bey. Dolayısıyla benim atalarım herhalde en az 10-15 kuşaktır Çukurova'da. Hmm. Asıl tabii köklerimiz bir misiz. De Çukurova misafirperverliği diye bir şey var değil mi? O şahane bir şeydir o. O gerçekten şahane bir şeydir. Çukurova'nın şöyle bir özelliği var. Madem buradan açtık onu anlatayım size. Çukurova insanı ilk elde tanınmaz. İlk elde sevmezsiniz. Tanıdıkça seversiniz. Çünkü gerçekten çok cömerttir. Özellikle dışarıdan gelen garip gurebaya, yabancıya çok çabuk kol kanat gerer. Çok çabuk kucağını açar, sofrasını açar. Mesela ben Taşa'da doğdum, büyüdüm. Köylü bir ailenin çocuğuyum. Mesela bizde övgü, bir insanı öveceğiniz zaman cömertliğiyle översiniz. Sofrası yerde derler mesela. Ben bunu birkaç yerde daha anlattım. Çok güzel bir ifade ama. Evet, sofrası yani. Sofrası herkese açık. Her zaman işte bir sofra kurmaya hazır gibi böyle bir şeyi vardır. Çukurova'nın gerçekten böyle bir cömert, mümbit tarafı vardır. Toprağı gibi insanı da çok cömerttir. Misis kökenli aile 1840'larda meşhur Cevdet Paşa'nın Adana valisi olduğu dönemde işte Çukurova Türkmen aşiretleri biliyorsunuz iskan ediliyor belli bölgelerde. İşte bizim de bir kısmımız şu anda köyümüzün bulunduğu yerde Kadirli'de kalıyoruz. Bir kısmı Misis'te kalıyor, bir kısmı başka yerlere dağılıyor vesaire. Dolayısıyla yaklaşık herhalde bir en az 300 yıldır belki daha fazla bizim bildiğimiz Çukurova'dayız. Bir de tabii Adana'nın şeyi var ya, Kazım Büfe var ya, muzlu süt. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama onun bayağı fanları evet, da var evet, yani. Evet. Şimdi tabii siz bizim hayatımıza girdiniz ve sonrasında yaptığınız çalışmaları görüyoruz. Önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Bazen böyle bir şey de mi varmış diyoruz falan. Sizin hayatınızı konuşacağız ama şunu çok merak ediyorum. Siz bakan olduktan sonra zaten bu alanlarla çok ilgili bir insandınız ama ya bakanlık şöyle de bir hizmet yapıyormuş deyip de çok şaşırdığınız bir şey oldu mu? Hepsi. Neredeyse. Yani şöyle anlatayım ve gerçekten büyük bir samimiyetle söylüyorum. Arkadaşlarım da bilir, beraber çalıştığımız arkadaşlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ben siyasete AK Parti'nin kuruluşuyla başlayan arkadaşlarınızdan birisiyim. Evet. 2001 kuruldu. Partinin kuruluş süreciyle birlikte siyasete başladık. 2 dönem İl Yönetim Kurulu üyeliği, 2 dönem Büyükşehir Meclis üyeliği, AK Parti grup sözcülüğü. Dolayısıyla ta öğrencilikten beri sivil toplum çalışmaları, tam da ifade ettiğiniz gibi özellikle bakanlığımızın çalışma alanlarını hem avukat olarak hem bir sivil toplum gönüllüsü olarak hem bir siyasetçi olarak çok yakından çalışmış, takip etmiş birisiyim. Çok iyi bildiğimi düşünerek başladığım bir aslında alan. Fakat her seferinde ya biz bunu da yapmışız, bunu da yapmışız. Aa bak görüyor musun şu yardımı da yapmışız diye böyle çok hem büyük bir gururla 20 senenin birikimi şükürler olsun AK Parti iktidarları her dönemde milletin ne ihtiyacı varsa onu görmek üzere çalışmış. Biz de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Biz de o bayrağı aldık, devam ettiriyoruz nihayetinde. Dolayısıyla o anlamda hakikaten bakanlığımız, çünkü şöyle bir şey var Adem Bey. Literatürde dezavantajlı deniyor ama ben çok sevmiyorum o ifadeyi. Bizim bakanlığımızın hedef grupları özel ihtimam gerektiren gruplar. İşte çocuklar
devlet korumasına muhtaç çocuklar, engelliler, yaşlılar, efendim işte aile ve toplum hizmetleri diye çok geniş, büyük bir çatı meselemiz var. Özellikle bugünlerde evet, çok konuşuyoruz. Çok konuşuyoruz. Sosyal yardımlar, sosyal yardım ihtiyaçlısı insanların desteklenmesi gibi çok geniş, çok özel şehit yakınlarımız, gazilerimiz, onların statü tanımlandıktan sonra sosyal haklarının kullanılması aşamasında biz devreye giriyoruz ama nihayetinde o sosyal hakların kullanılması noktasında yaptığımız çalışmalar. Dolayısıyla aslında hakikaten her bir başlığımız çok özel bir dikkati, özel bir ihtimamı, özeni gerektiren gruplar. Böyle olunca yapılan çalışmaların bütüncül, kapsayıcı, ihtiyaç odaklı olması gerekiyor. Bir sosyal devlet iddianız varsa, Türkiye'de sosyal devlet kavramının ne olduğunu da, nasıl işlemesi gerektiğini de Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaseti ortaya koydu. 2002'den bu yana, 2003'ten bu yana diyelim, Kasım'ı hesaba almazsak, yaklaşık 19-20 yıldır aralıksız iktidarlar döneminde sosyal devletin bütün gerekleri, bütün gruplar için ama özellikle işte dediğim gibi dezavantajlı, özel ihtimam gerektiren gruplar açısından bu çok daha öne çıkan bir biçimde uygulandı. Bir de bir ekleme yapmak isterim müsaadenizle, destekleyici bir şey. Siz tabii birçok alanda vatandaşın yanında oluyorsunuz ama bunların büyük bir bölümünü bir de anlatmama gibi bir yükümlülüğünüz de var galiba. Gayet tabii, çünkü kendimizden pay biçelim. İnsanız yani, etten ve kemikteniz. Hangi insan bir ihtiyacının ifşa edilmesini ister? O yüzden bizim tam da ifade ettiğiniz gibi bizim hizmet verdiğimiz kitleler, mesela sosyal yardım grupları, yani şöyle söyleyeyim. Şu anda son rakamlar itibariyle 530 bin üzerinde yaşlımıza destek oluyoruz, engellimize destek oluyoruz. Çocuklarımız mesela 150 binin üzerinde, en son rakam yaklaşık 155 bine yakın çocuğumuza sosyal ekonomik destek veriyoruz. Dolayısıyla insanlar ihtiyaçlarıyla tanınmak, muhtaçlıklarıyla anılmak istemezler. Evet. Ama ihtiyacı giderildiğinde, o ihtiyacı olduğu andaki yoksulluğu tamamlandığında da büyük bir özgüvenle, büyük bir üretme kapasitesiyle, kabiliyetiyle hayata katılıyorlar. Biz mesela bu sene 312 çocuğumuz, devlet korumasında yetişen çocuklarımızdan, yani kurum bakımında olan çocuklarımızdan 312 çocuğumuz üniversiteye yerleşti. 700 küsür çocuk üniversite sınavına girmişti. 312'si yerleşti. Geçen sene 130 civarındaydı bu sayı. Her yıl adım adım takip ediyoruz. O 312 bizim artık uğurlu sayımız. İşte evet, seneye biraz daha artmasını bekliyoruz. Seneye biraz daha gibi. Dolayısıyla dediğiniz gibi sadece rakamları konuşuyoruz, sayıları konuşuyoruz, yaptığımız hizmetleri anlatıyoruz vatandaşımıza. Ama kim, nasıl, ne, hayatına nasıl dokunmuşuz? Kendileri istemedikçe bizim tabiatıyla açıklama şansımız yok. Ama bazen sizler de görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın programlarında, il ziyaretlerinde gelip kendisi teşekkürlerini ifade evet, eden vatandaşlarımız var. Mesela bir örneğini anlatayım. Malatya'da il programına gittik. Ya geçtiğimiz kıştı. Engellilerle ilgili hizmetlerimizi anlatıyorum. Teşkilata, yani il başkanlığımızı ziyaret ettik. Orada arkadaşlarımıza işte anlatıyorum bakanlığın çalışmalarını. Konuşmam bittikten sonra bir beyefendi ayağa kalktı. Dedi ki, Sayın Bakanım dedi, sizin hizmetlerinizin somut örneği benim. Nedir mesele? Benim dedi eşim %90 engelli. %90'ın üzerinde engelli. Ona engelli maaşı alıyoruz. Ben bakım maaşı alıyorum. Artı işte sosyal desteklerden, şunlardan, şunlardan yararlanıyoruz. Ve biz hayatımızı sizin desteğinizle idame ettiriyoruz. Bir çalışıyormuş da, yani bir yerde evet, de çalışıyor ama aldığı şey çok tabii, yani yetmesi mümkün değil. Dolayısıyla işte sosyal devlet tam da böyle bir şey. %90'ın üzerinde engelli olan bir hanımın çalışması, hatta ev içerisinde bile bakıma ihtiyacı olduğu çok net. Anlatan kişi erkekti. Eş hem eşine bakıyor, hem işte hayatlarını, iaşelerini kazanmaya çalışıyor. Ve biz de bu insanları destekliyoruz. Dolayısıyla bu tabii beni çok, hakikaten çok etkilemişti. Yani. Peki bu buraya süreç nasıl geldi? Sizin bakanlık süreci tabii bir yeni bir sisteme geçiliyor. Ve bu süreçte herkes bu görevlere kimlerin geleceğini merak ediyor. Sonraki süreçte de sizin sürece dahil olmanızı hep birlikte gördük ekranlarda. Bu işin aslında biraz magazinsel tarafıdır. Yani bu size nasıl haber verildi? İlk ne hissettiniz? Siz ilk kimle paylaştınız?
Çünkü biz sizi işte yıllardır çalışmalarınızla biliyoruz, ekranlardan da takip ediyoruz. Evet. Yani bir taraftan da hukukçu kimliğiniz var. Hukukçu demek de aslında toplumdaki birçok konuya vakıf olan insan demek yani. O süreç nasıl oldu? Yani tam bir sürpriz oldu. Bunu söylemem gerekiyor. Bir gün önce öğrendim çünkü. Ve şöyle söyleyeyim. Evet, ben siyasetle işte biraz önce de ifade ettiğim gibi 2001'den itibaren çok uzun dönem aralıksız farklı kademe yönetimlerinde görevlerim oldu vesaire. Ama 2014 itibariyle İstanbul Büyükşehir Meclis üyeliğini bitirmiş ve devam etmemiştim. Sivil toplumda devam ediyordum. Meslekte devam ediyordum. Hatta böyle ufak ufak çalışmalarımızı da belli noktalarda odaklanmaya başlamıştık vesaire. 24 Mart bizim MKYK üyelik sürecimiz, yani AK Parti 7. Olağan Kongresi. Yine bir gün önce yarın kongreye geliyorsun. Telefonu. Evet, telefon geldi. Baş üstüne dedik ve geldik. Nitekim işte ilk MKYK toplantımızı yaptık, tanışmalar vesaireler. Sonra aradan yanılmıyorsam yani herhalde 20 gün sonra. Bir telefon daha. Ondan arayan sonra. Arayan Hasan Bey olabilir muhtemelen. O kadarını söylemeyeyim. Dolayısıyla böyle bir görev tevdi edildi. Öyle yani, hakikaten her ikisi de benim için bir gün önce haberdar olduğum son derece böyle sürpriz durumlardı. İlk kimle paylaştınız size iletildikten sonra? İlk kimle paylaştım? Ya bunu söylemeyeyim, kimse inanmaz. Kimseyle paylaşmadım. Hakikaten samimi söylüyorum. Yani Ankara'ya gelinceye kadar kimseyle, ailem de dahil, kimseyle paylaşmadım. Tabii çok yoğun bir bakanlık ama şöyle bir şey de var. Bir taraftan da hani öteki deryanın hayatı da var. Yani bir şekilde idame ettirmeniz gereken sorumluluklarınızın olduğu, işte aileniz, sevdikleriniz, yakınlarınız, arkadaşlarınız, WhatsApp gruplarınız. Evet. Herhalde bayağı bir kopuş oldu değil mi o taraftan görev sonrasında? Yani kopuş şöyle, aileyle alakalı kısmında bir kopuş olamaz. Yani orada eski rutinlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Kalabalık ve dağınık bir aileyiz biz. Adana merkez olmak üzere. Dolayısıyla böyle işte ayda, iki ayda bir Adana'da buluşmaya, işte bir pazar kahvaltısı yapmaya vesaire devam ediyoruz. O da çok keyifli olur değil mi? Yani? O çok güzel oluyor gerçekten. Tabii orada böyle bakanlık falan da yok yani. Yok canım. Mutfağa girer misiniz? Oo, çok. Çok da severim ayrıca yani. Yemek sarmayı yapmakla da güzel yapar mısın? Ben kim söyledi? Bize dersin, bize çalıştık ama. Bravo. Yemek yapmayı seviyorum çünkü yemek çok özel bir kültür. Yani ben yemek yapmaya çok geç başladım. Yani çok geçten kastım şu, üniversite bitti. Arkadaşlarımızla eve çıkıyoruz. Üç arkadaş. Ben de Adana'da işte koli hazırlıyoruz ablamla. En büyük ablam, kulakları çınlasın. İşte bir sürü böyle bizim yerel o klasik Adana mutfağının şeyleri, öteberisini hazırlıyor. Bir an durdu, dedi ki ya, dedi, sen bunları götürüyorsun ama pişiremezsin edemezsin. Ben de o güne kadar çaydan başka bir şey yapmamışım. O kadar yani. Çünkü evin en küçük çocuğu, ablalar, annem vesaire, onlar çok iyi. Vesaire. Benim ihtiyacım olmadı yapmaya, evet, daha doğrusu. Dedim ki ya ben yapamam ama arkadaşlarım var. Onlar herhalde yapmıştır yani. Onlar benim gibi değil. Bir de Adana'dan gidiyoruz. Elimiz boş gitmesin. Bir de tabii yani bir sürü bulgurlar, salçalar, aklınıza gelebilecek her şey var. İçli köfte malzemelerine kadar, o kadar yani. Getirdik. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Hiç ama yani. Üçümüzde de hiçbir şey yok. Ben ama gözlemcilik işe, orada işe yaradı. Fark etmeden öğrenmişim aslında. Ve evin aşçısı ben oldum. Oradan başlayan, ama tabii işte o zaman yemek yapmanın da, yemeğin de ne olduğunu, nasıl bir kültür olduğunu, nasıl önemli bir şey olduğunu öğrendikten sonra yemek yapmaya başlayınca çok keyifle yapıyorsunuz. O yüzden aram iyidir, mutfakla fena değildir yani. Peki ne dinlersiniz müzik olarak? Müzik olarak genelde Türk müziği. Yani hatta ağırlıklı olarak türkü dinlerim. Bizim böyle tanıdığımız, bildiğimiz isimlerin çok bilmediğimiz özellikleri de oluyor. İşte enstrüman çalmak gibi falan veya şu enstrümanı çalmayı çok isterim falan gibi. Öyle bir hobiniz oldu mu hiç? İlgilendim dönem dönem. Bir ara neyle? Ta öğrencilik yıllarında İstanbul'da uğraşmıştım. Sonra bir süre keman dersleri aldım bir yıla yakın ama tabii çok şey değil. Yani biraz kendimi denemek için de açıkçası. Şu anda çıkar mı böyle bir iki parça? Yok, çıkmaz. Keşke çıksa. Vallahi devam sen etmem lazım o. Yani biraz çalışsam olacak. Bence bırakmayın onu ya. Belki ileride Aile inşallah Bakanlığı'nın böyle bir senfoni orkestrası da olabilir. Keşke. Yani. Çünkü çok keyifli olabilir ama ya. Çok sizin tabii böyle yanları da desteklediğinizi de biliyorum yani. Eyvallah. Ben.
Doğru, gayet tabii. Üniversite süreçlerinde veya öncesindeki dönemlerde siz başarılı bir öğrenci miydiniz? Genel olarak başarılı bir öğrenciydim, evet. Yani ilk öğretimde de, orta öğretimde de ortalamanın üzerinde bir başarı grafiğim var denebilir. Ama benim belki öğrencilik, özellikle lise, ortaokul lise dönemine baktığımızda benim hayatımda çok özel bir yeri vardı. Adana Anadolu Lisesi, 90 mezunuyum ben. Hem arkadaşlıklarım itibariyle hala, hem orada öğretmenlerimiz ki önemli bir kısmıyla hala görüşürüz, ararız. Efendim, bir kısmını maalesef kaybettik. Allah gani gani rahmet etsin. Dolayısıyla biz çok şanslıydık Adem'le. Samimiyet şöyle, daha yoğundu değil mi yani? Hem samimiyet hem de çok meraklı. Okuyan, tartışan. Yani ben size o yıllarda işte ortaokul 3. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıflarda yaptığımız tartışmaları anlatsam inanamazsınız. Öyle bir şeyle, hani büyük bir idealle, öyle bir merakla. Aslında buradan da şunu anlıyoruz o zaman. Siz aslında süreci ta o dönemden bu yana bilinçaltında kendinizi yetiştirmişsiniz. Tabii yani ben şöyle söyleyeyim. Üniversiteye geldiğimde benim siyasi görüşlerim, dünya görüşüm oluşmuştu. O anlamda hakikaten öğretmenlerime, aileme çok büyük bir minnet borcum var. Peki sizin yolunuz AK Parti ile nasıl kesişti? AK Parti ile şöyle, yani dediğim gibi zaten siyasi görüşüm, dünya görüşüm çok erken yıllarda, 15-16 yaşında neredeyse oluşmuştu. Ve o çizgi bir şekilde devam ediyordu. Üniversite bitince İstanbul'da staj yapmam lazım. Şimdi kendisini de rahmetle anmış olalım. Mevlana İdris rahmetli. Hmm. Benim çok... Mekan cennet olsun. Amin. Eski arkadaşım. İşte öğretmenimin, hocamın arkadaşıydı. Nedim Ali, Mevlana İdris abisi. Staj yapacağım ama işte İstanbul'da nerede staj yapacağım bilmiyorum. Öğretmenim de ısrarla diyor ki ya git Mevlana'yla tanış. Onun arkadaşları vardır, sana yardımcı olur. Ben nitekim işte Mevlana'yla, rahmetliyle tanıştık. Çok iyi arkadaş olduk. Eyvallah. Ve o arada da ben ona işte staj yapmam gerektiğini ifade ettim. O da beni bir arkadaşına yönlendirdi. O ofis Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken hukuk ofisiydi. Oradan Sayın Cumhurbaşkanımızın o siyasi yolculuğunu, efendim meşakkatini vesaire çok içeriden ve çok yakından görme fırsatımız oldu. Ben sonra ruhsatımı aldıktan sonra bir süre yine davaları takip ettim. Sonra AK Parti'nin kuruluşu esnasında AK Parti kurucularından bazı arkadaşlarımız ya sen niye işte partiye dahil olmuyorsun? Hadi gel bir görüşelim şeyi oldu. Öyle ben o arada ufak ufak böyle dergilerde falan yazmaya başlamıştım falan. Ya öyle bir aslında kendi doğal akışı içerisinde gelişen, böyle tesadüflerle oluşan süreçler oldu. Zamanın ruhu sizi itti aslında. Evet, yani. evet. Yani zamanın ruhu hakikaten itti. Çünkü avukatlığa başlamıştım, işte yazı yazıyordum. Böyle küçük ölçekli bir şey oluşmuştu. Kendi çapında bir mecra oluşmuştu. Ama siyaset de o 2000'leri hatırlayın, çok sert, çok böyle ekonomik olarak, sosyal olarak Türkiye'nin artık hani nereye gidiyoruz, daha bundan sonrası ne olacak endişesinin çok olduğu bir dönemde bir tanıdığım böyle bir dönemde sorumluluk almak gerekir gibi bir cümle kurmuştu. Yani siyaseti bir sorumluluk olarak, ülkeye hizmet noktasında bir sorumluluk olarak gördük, öyle başladık, öyle devam etti, öyle devam ediyor. Tabii bu süreçte bir sürü heyecan da yaşadınız yani. İşte 2002 sonrasında girdiğiniz seçimler, galibiyetler. Bir de AK Parti'nin bir dönem şöyle bir şey olmuştu. Bir önceki seçimden daha fazla oy alacağız falan. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı balkon konuşmalarında yapmaya dersimizi aldık. Evet. Vatandaşın mesajını aldık. Devam. Devam falan diye. O neler yaşanıyor o böyle seçim sonuçları? O çok muazzam bir heyecan. Hakikaten çok. Bakın Adem Bey, ben zaman zaman arkadaşlara da anlatıyorum. Teşkilat toplantılarımızda da anlatıyorum. Şimdi düşününce bana bile inanılmaz geliyor çünkü. Yani hakikaten hayret ediyorum ya. Vay arkadaş, ne şeyden geçmişiz ya. Ne yollardan geçmişiz. Ya 2001'de parti kurulmuş. Genel başkan yasaklı. Seçime giremiyor. Ondan sonra parti kurulalı daha bir sene olmamış neredeyse. Veya işte bir sene olacak Kasım, Ağustos'tan Kasım'a seçim yapıldığında. Ondan sonracığıma o zamanki hükümet sistemi içerisinde muhakkak başbakanın milletvekili olması lazım. Ama bizim genel başkanımız başbakan olamayacak. Ve biz bu şartlar altında hiç bunları düşünmeden. Tam motivasyon. Tam, hem nasıl tam motivasyon?
Ya hatta şunu anlatayım. İlk şeyi bilmem hatırlar mısınız? Bizim İstanbul il binamızı Topçular'da Üretmen Han'ın üstünde son katında küçücük içeriden böyle şeyler, o araba tamircileri, aşağıda oto tamircileri vardı. Tık 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 çekiç sesinin arasında çıkarsınız yukarıya. Küçücük şeyler, il başkan yardımcıları bir odada 3 kişi otururlardı. Dizleri birbirine değerdi. O kadar küçük bir yer. Oradan daha sonra işte Ok Meydanı'ndaki binaya taşındığımızda vay falan demiştik. Yine böyle çok mütevazı bir il binası. Ondan sonra biz bu şartlar altında seçime hazırlanıyoruz. Tamam mı? Yani ama kimsenin aklında kaybetmek diye ya da 3 Kasım'da kazandık sonrasında ne olacak diye bir soru işareti yok. Bizim tek hedefimiz seçime odaklanmak. Kazandık. 3 Kasım'da biliyorsunuz meclise iki parti girdi. Neredeyse anayasayı değiştirecek çoğunluk vardı. Zaten sonrasında istifalar ard arda geldi. Veya ard arda aynen. sonrasında Allah nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da Mart'ta meclise girdi. Mesela Siirt seçimlerinde biz bir hafta Siirt'teydik. Ben o zaman İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda hukuk komisyonunu oluşturmuştum. Sandık güvenliği hiç yok. Mart seçimlerinde İsmail abi, İsmail Hakkı Turunç kulaklar çınlasın, SKM Başkanı evet. Siirt'e gitti kamp. Biz de bir 10 arkadaşı, hukukçu arkadaşı aldım ben, bir hafta önce gittik. Sandık güvenliği yok. Sandık güvenliği yoktan kastım şu, bakın şimdi gençler yani o kadarını tahayyül bile edemezler. PKK elinde Kalaşnikov sandıkların başında bekliyordu. Öyle bir şeyden bahsediyoruz yani. Biz gittik. İşte sandıklarda görev alacağız vesaire. Bir hafta boyunca efendim işte orada seçim çalışmaları, bir takım SKM çalışmaları vesaire. Hiç aklımıza mesela ya PKK elinde Kalaşnikov yani gittiğinde hepimizi daha iktidar olalı 4 ay olmuş. Ondan sonra terör gemi azıya almış vaziyette. Son derece küstah bir şey. Yani bugün mesela geçtiğimiz şeyde konuşuyoruz. Yani illerde Doğu Güneydoğu'da şu anda 3 tane 5 tane terörist kim, nerede efendim işte kaç kişi şehir içi mi şehir dışı yapılanması mı bunları takip eder hale geldik. Oradan buraya geldi yani memlekette çok muazzam bir güvenlikte olsun, eğitimde olsun, sağlıkta olsun, sosyal hizmette olsun muazzam bir dönüşüm yaşandı yani. Evet. Bir de tabii Covid süreci var değil mi Sayın Bakan? Şimdi şöyle birçok bakanlık elbette ki kendi sorumluluklarını yerine getiriyor ama şimdi sizin bağlı bulunduğunuz bakanlık bazı bakanlıklar gibi 85 milyonu ilgilendiren bana eğer dokunmuyorsa bile aileme, kız kardeşime, anneme mutlaka dokunan bir tabii. Yanı var. Aslında size de dokunuyor. Bana da çünkü aile dediğiniz şey yani aile ve toplum hizmetleri üzerinden baktığımızda bizim hedeflerimizin dışında kalan vatandaşımız yok. Herkese bir şekilde bir hizmet ve şeyimiz var. O zaman şey hepimiz içerideyiz. Evet evet hepimiz içerideyiz. Biz de dahil olmalıyız. Aynen öyle. Covid sürecinde de sizin çok ciddi şeyleriniz oldu böyle işte. Sosyal yardım, Covid ve sosyal yardım adeta ayrılmaz iki parça haline gelmişti. Evet. O süreçte nasıl böyle hızlı kararlar aldınız? Şimdi Covid'in tabii iki dönemi var bakanlığımız açısından. Biliyorsunuz 21 Nisan 2021'e kadar Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tek bakanlığı. Evet. Dolayısıyla Covid'in yaklaşık bir yıllık süreci bu iki bakanlığın bir arada olduğu döneme denk geldi. Sonraki bir buçuk yıllık dönemi de bizim bakanlık görevine işte iki bakanlık ayrıldıktan sonra devam etmemizle süreç devam etti. Covid'in ilk başında sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle çalışan kesimin desteklenmesi, işverenin ve işçilerin desteklenmesi, ücret desteği sağlanması vesaire noktasında biliyorsunuz çok hızlıca hükümetimiz inisiyatif alıp ondan sonra ilgililerin ücret desteklerini sağladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden, o zaman bakanlığımız üzerinden sağlanan destekler var. Bunun dışında ayrıca bizim hem sosyal yardımlar noktasında hem de sosyal hizmetler noktasında yani engellilerimiz, yaşlı bakımlarımız noktasında aldığımız inisiyatifler var bakanlık olarak ve hali hazırda da devam ettirdiğimiz çalışmalar. Mesela Vefa Destek Projesi bunlardan bir tanesi. Vefa Destek Projesi şu anda ulusal bir programa dönüştürdük ve çok yansımaları güzel gidiyor. Vefa Destek Projesi pandemi döneminde evinden çıkamayan, alışverişini yapamayan, yakınlarının da kendisine erişemediği yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kamu görevlilerinden oluşturduğumuz destek ekipleri adı üzerinde. O dönemde hatırlıyorsunuz yani evlere gidip işte alışverişini yapıp
bilmem evet. Mutfak malzemelerini götürdüğümüz vesaire. Şimdi Vefa Destek Programı'nı bir ulusal programa dönüştürdük ve sosyal yardımlaşma birlikte, değil evet mi? Evet, sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız üzerinden hem valiliklerimiz illerde, ilçelerde, kaymakamlıklara kaynaklarını aktararak doğrudan doğruya yaşlılarımızın bize ulaşmasını beklemeden biz onlara ulaşıyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamada onlara yardımcı oluyoruz. Evlerini temizliyoruz, camlarını siliyoruz. Haftalık alışverişlerini yapıyoruz. Bazen diyelim mesela yaşlı bir amcamızın sakal tıraşı, saç tıraşına ihtiyacı var ama çıkamıyor berbere. Onları yaptırıyoruz. Teyzelerimizin saçı kesilecek, ne bileyim tırnağı kesilecek yani. Bu kadar günlük ihtiyaçlarını karşılayamayanlar varsa onlara destek oluyoruz. Dolayısıyla pandemi döneminde başlattığımız programlardan önemli bir kısmını şu anda da ulusal program olarak devam ediyoruz. Gayet tabii. Sayın Bakanım, şeyi çok merak ediyorum. Biz şimdi tabii ki sosyal medyada maruz kalmak diye bir şey var. Birçok konuya maruz kalıyoruz. Ama gündem o kadar hızlı değişiyor ki maruz kaldığımız konuları 3 gün sonra unutabiliyoruz. Ama sizin unutma gibi bir durumunuz yok. Sonraki süreç nasıl işliyor? Örnek veriyorum. Bir şehit çocuğumuz size konu intikal ettikten sonra hangi süreçlerden geçiyor? Onun eğitim hayatı, sosyal ihtiyaçları, süreçteki eğitim ve hayata adapte olması vesaire. Siz yani elbette ki isim vermeyeceğiz ama böyle bir profili göz önümüze alırsak hangi süreçlerden geçerek nerelere ulaşıyor? Her bir grubun kendi dinamiği ve denklemi farklı Adem Bey. Mesela çocuk hizmetlerini ele alalım, verdiğiniz örnek üzerinden biraz daha genelleştirerek. Diyelim ki bize bir yerde devlet korumasına ihtiyacı olan çocuk olduğu bilgisi geldi. Ya da illa bilgisinin gelmesine de gerek yok. İşte biz hane ziyaretleri yapıyoruz. Ulusal hane ziyareti programımız kapsamında tek tek ASTEP personelimiz geçmişten bu yana, arkadaşlarımız 2017'den bu yana hane ziyaretleri yapıyoruz. Her bir ASTEP aile sosyal destek programı personeli aileleri ziyaret ediyor, haneleri ziyaret ediyor. O ailede engelli var mı, yaşlı var mı, şiddet örgüsü var mı, eğitime devam etmeyen çocuk var mı vesaire, ne varsa profili çıkarıyor. Biz bu ilk tespitten sonra meslek uzmanı arkadaşlarımız gidiyorlar, derinlemesine inceleme yapıyorlar. Burada hangi tür hizmet modelini uygularsak daha iyi olur? Bunun cevabını arıyoruz. Diyelim ki çocuk üzerinden gidiyorum örnek olarak. Diyelim ki oradaki çocuğun aile yanında desteklenmesi mümkün. Yani çocuğu ailesinden ayırmaya gerek yok. Mümkünse zaten aile odaklı hizmetlerimizin tamamı. Çocuklarda da, engellilerde de, yaşlılarda da, kadınlarda da. Çocuk ailenin yanında desteklenebilir. O zaman hemen sosyal ekonomik destek sağlıyoruz. Yani nakit yardım yapıyor. Birinci aşama bu. O nakit yardım yaptıktan sonra süreç takibi yapıyor musunuz? Gayet tabii. Tabii ki. Düzenli olarak takip ediyoruz. Birincisi bu. Bu mümkün. Baktık ya çocuğun aile ortamında desteklenmesi mümkün değil. Bir takım aileyle ilgili problemler var. İşte ne bileyim madde bağımlılığı var ebeveynde, işte şiddet öyküsü var vesaire. Yani oradan çıkması lazım o çocuk. Aldık koruyucu ailelik. Yine bir aile modelinin içinde tutmaya çalışıyoruz. Koruyucu aile. Bu da mümkün olmadı. O zaman kurum bakımlarımıza. 3 aşamalı, 3 seçenekli süreçlerimiz var. Kurum bakımımızı aldığımızda da kurum bakımımız da artık tamamen aile perspektifinde. Yani o eski hatırladığınız, hatta bazen ben biraz irite ederek söylüyorum, Kemalettin Tuğcu romanlarındaki o işte yetimhaneler, büyük koğuşlar, işte karanlık tablolar falan, hiç öyle bir şey yok. Biz şu anda tam bir aile perspektifiyle en çok 6 kişinin bir arada olduğu çocuk evlerimiz ya da çocuk evleri sitelerimiz, yani o evlerden oluşan siteler içerisinde çocuklarımızın yaş gruplarına göre kendilerinin kendi sorumluluklarını taşıyabilecekleri kadar sorumluluk alarak birlikte meslek personelimizin çocukların yanında olduğu, onların bakımını, gözetimini sağladığı, eğitimlerini takip ettiği, ki bu bizim için çok çok önemli. Yani biz, ben pek çok konuşmamda ifade ettim, siz de denk gelmişsinizdir muhakkak Adem Bey. Nüfus olarak yaşlanan bir nüfusuz. Dolayısıyla bizim şu anda İki temel hareket noktamız var. Yani çalışmalarımızda iki şeyi çok önemsiyoruz. Bir, yaşlılarımızın aktif yaşlanması, yani üretmeye devam etmesi, üretkenlik halinin devam etmesi. İki, çocuklarımızın çok iyi yetişmesi. Çocuklar bizim için şu anda gerçekten bir hazine. Her bir çocuğun çok iyi yetişmesi, çok iyi eğitim alarak, merhametle, şefkatle, insan olarak değerlerimize sahip, değerlerimizi koruyan, insan değerlerini koruyan bir biçimde yetişmesi çok önemli. O yüzden
çocukların kurum bakımımızda, koruyucu aile yanında, kendi aileleri yanında iyi, mutlu, müreffeh, psikolojik gelişmelerini sağlıklı bir biçimde tamamlayarak yetişmeleri, eğitimlerini tamamlayarak yetişmeleri bizim için önemli. Dolayısıyla her aşamanın kendi dinamiği var. Mesela yaşlılarımızla alakalı bu süreç tabiatıyla daha farklı, daha farklı bir mekanizma işliyor. Ama biz sosyal hizmet verdiğimiz, sosyal yardım yaptığımız her grubu, her kitleyi, her kişiyi birey olarak da tek tek yakından takip ediyoruz. İhtiyaç odaklı çünkü yaptığımız çalışmalar. Sizinle benim ihtiyacımızın aynı olmaması ne kadar doğalsa. Evet. Çünkü her birimizin yaşı, cinsiyeti, eğitimi, yaptığı iş, ekonomik durumu birbirinden farklı ve ihtiyaçlar da farklı. Dolayısıyla bizim hedef kitlelerimiz, yani hizmet yükümlülüğümüz olan kitleler içerisinde de bireylerin ihtiyaçlarının farklı olması pek tabii ve buna ilişkin de ayrı ayrı çalışmalar yapıyoruz. Ben çok şaşırdığım bir olay olmuştu. Bu hizmeti sizin verdiğinizi de bilmiyordum açıkçası. Biz tabii üç arkadaş herhalde son bir yılda Türkiye'yi iki kez dolaştık. Oh, birçok yere gidiyoruz, birçok hikayeye şahit oluyoruz. Giresun civarında böyle bir tepeden geçiyoruz. Yani bir yaylaya yakın bir yerden geçiyoruz. Bir amca yolun kenarında bekliyor. Dedim ki herhalde bir kasabaya veya yolumuzun üzerinde bir yere gidiyorsa biz onu götürelim yani. Hem de sohbet ederiz. Belki de oradan bir video çıkartırız falan. Biz de hep her şeye böyle baktığımız için. Dedi ki ben diyalize gideceğim. Arabayı bekliyorum şu anda. Dedim yani herhalde bir dolmuş falan mı geçiyor? Hayır dedi. Beni almaya gelecekler. Tabii. Bu hizmet çok önemli bir şey. Ya bu dünyada örneği var mıdır bunun? Mutlaka vardır ama var, bilmiyorum. Var ama yani. Şöyle söyleyeyim. Şimdi eskiden şöyle bir cümleyi çok şey yapardık. Hatta dün de dün benim de böyle sosyal medyaya bakarken gözüme çarptı. Hastanede rehin kalmış bir bebeğin ailesiyle buluşturulma evet, görüntüleri vardı. İzledim. Gördünüz değil hatta mi? Hatta Hülya Avşar falan evet, da. Evet, evet, evet. Hülya Hanım bebeğin işte borcunu ödüyor. Evet. Ailesine, annesine teslim ederken ki o duygusallık. Hülya Avşar'ın daha gördüğüm en içten ağlamasıdır o evet, arada. Evet ben yani. De çok etkilendim. Buradan da teşekkür etmiş olalım kendisine de. Yıllar öncesine evet. ilişkin olsa da. Dolayısıyla şimdi biz o görüntülerden efendim hastaların günlerce hastane sırası beklediği, ilaç almak için hastanelerin eczanesinde kuyruk beklediği o günlerden bugün şükürler olsun. Bir diyaliz tedavisine gidecek hastasına ambulans gönderen, araç gönderen bir şeye geldik. Bu anlamda gerçekten Türkiye sosyal devlet, sosyal devletçilik anlamında çok büyük bir şey atladı yani. Çok büyük bir basamakları birkaç kez atladı. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Yani bunu bir siyasi propaganda olarak da söylemiyorum. Her seferinde özellikle altını çizdiğim bir konu var kamuoyuna anlatırken. Hizmetlerimizi, desteklerimizi anlatıyoruz. Niye? Ya vatandaş şu garantiyi duysun. Desin ki ya düşmez kalkmaz bir Allah Anadolu tabiriyle. Hepimiz günün birinde ihtiyaç sahibi olabiliriz. Maddi ihtiyacımız olur, engelli oluruz ihtiyacımız olur, şu olur bu olur Allah korusun. Ama olabilir yani insanız. Ya böyle bir durumla karşılaştığımda bu devlet benim yanımda. Bu devlet bana ihtiyacım olanı destekleye sağlayacak. Araçsa araç, paraysa para, bakımsa bakım, efendim işte bakıcıysa bakıcı, kurumsa kurum, ne ise ihtiyacı ne olacaksa onu devletin temin edeceği garantisini yaşasın insanlar. Bizim temel derdimiz bu. Bakın ben bir anekdotu hiç unutmam. Hala hatırladıkça da gözlerim doluyor. Çok sevdiğim, eş vefat etti beyefendi. Bir karı koca, yaşları ileri tabii bizden çok büyükler. Doğum esnasında bir engeli oluşmuş bir şeyleri vardı, çocukları vardı. Büyük tabii şimdi yaş. Oldukça ileri. Eşlerden birisi çok ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Sohbet ediyoruz. Bir gün bir ziyaret ettim. Çok sevdiğim aile olarak ikisini de çok hürmet ettiğim büyüklerim. Dediler ki ya ölmek bir şey değil. Bundan 15 sene öncesinden bahsediyorum. 2005-2006. Ölmek bir şey değil ama geride kalacaklar var. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz bunu nereye bırakacağız? Ne olacak? Yani kim bakacak? Şimdi bugünkü sistemde Adem Bey, hiç kimse çocuğunun kendisinden sonra geride kalacak engelli çocuğunun kime kalacağı endişesini taşımıyor. Bundan daha büyük hizmet olur mu? Biz milletimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun propagandası evet yapıyoruz. Çünkü siyasetçiyiz nihayetinde. Gayet tabii ki yaptığımız hizmetin millet tarafından beğenilmesini, onaylanmasını ve desteklenmesini bekleriz.
Bu başka bir şey. Ama öbür tarafta sosyal olarak, şimdi kendinizi o ailenin yerine koyun. Bundan daha büyük bir hizmet olabilir mi ya? Biz bunu anlatmaya, bunu vaat etmeye, bunu garanti etmeye, bunu taahhüt etmeye çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Bu bakanlık tam da bunu yapan yer işte. O yüzden diyorum ya, özel ihtimam gerektiren gruplar. Evet. Özel dikkat, ihtiyaç sahibi gruplar. Şimdi siz sosyal medyada gördüm dediniz ya videoyu. Ben de hemen buradan bir soru çıkardım. sosyal medya tabii hayatımızın artık vazgeçilmezi yani. Bir de o kadar çok artık mecra oluştu ki böyle, evet, her birine yetişeyim falan filan derken aslında bir tanesinin böyle fanı oluyoruz. Daha çok takip ettiğimiz falan. Siyasetçiler genelde Twitter'da ne oluyor ne bitiyor diye bakıyorlar. Siz tabii öncesinde de yani hukukla böyle çok ilgili olduğunuz için, alanın içerisinde olduğunuz için Twitter zaten sizin aslında mecranız diye düşünüyorum yani. Ne sıklıkla bakarsınız Twitter'a? Çok güldüğünüz tweetler olur mu bazen? Olmaz mı? Gayet tabii oluyor. Tabii şimdi çok sık bakamıyorum doğrusunu isterseniz. Yani ben kendim kullanırken çok aktif kullanıcı idim. Şimdi daha çok mesela bir cevap vermemiz, işte mecrada bir mesele varsa arkadaşlarımızla hemen istişare ediyoruz. Nasıl bir şey olması gerekiyorsa onun cevabını hazırlayıp paylaşıyoruz. Onun dışında da gün içerisinde bir iki kere işte bizim hesabımızdan paylaşımlarımıza gelen yorumları özellikle. Mesela orada vatandaş konuyla ilgili ilgisiz ama bir şekilde bize ulaşabileceği bir mecra olarak işte hem Instagram'da hem Twitter'da geliyor, yazıyor. Diyor ki mesela benim ihtiyacım var. Çocuğumla ilgili şöyle bir şey. Hemen oradan o şeyleri alıp arkadaşlarımızla diyoruz ki işte X vatandaşa ulaşalım. Neymiş derdi? İşte falan arkadaşımızı arayın bakalım. Bir sıkıntısı nedir? Detaylarını alalım diye. Dolayısıyla orada mecra hem biz yaptıklarımızı vatandaşlarımıza anlatmak açısından hem de aslında vatandaşların talepleri noktasında doğrudan ulaştıkları bir mecra olarak da kullanıyoruz hala. Bazen hepimiz insanız ya, çok paylaşmak istediğiniz şeyi, ya bunu da paylaşacağım ama yani acaba başka bir yere çekilir mi falan diye düşündüğünüz de oluyor mu? Olmaz mı? Gayet tabii ki. Bu da çok zor bir şey değil mi ya? Ya öyle, öyle ama yani o, mesela yolda o da gidiyorsunuz tabii Sayın Bakan. Bir çok güzel bir ağaç gördünüz veya işte bir şelale gördünüz. Bir ne bileyim çok güzel bir köy evi gördünüz falan böyle. Herhalde insan onu çok paylaşmak ister diye düşünüyorum. Bizim yani. Bizim tabii şey yani artık şöyle Adem Bey, sosyal mecralarımızda, sosyal medya mecralarımızda nihayetinde bu görevin bir parçası. Nihayetinde daha çok işte bilgilendirme ve bize ulaşılsın diye kullandığımız mecralar. Onun dışında çok şeyi açmamaya çalışıyoruz. O alanı açmamaya çalışıyoruz. Yoksa çok paylaşacak, anlatacak şeyler çıkıyor. Onu küçük işte videolarla falan anlatmaya çalışıyoruz. bunu korumak da kolay bir şey değil yani. Şimdi öyle. Yapacak bir şey yok. Instagram'a göz atar mısınız? Instagram bakıyorum, tabii siyasetten gayet biraz daha uzak orası. Biraz yani bütün mecralarımızda, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Facebook hariç Twitter ve Instagram'a, hem bakanlık hesabımıza hem benim şahsi hesabıma bakıyorum. Gelen yorumlara bakıyorum. Orada yapılması gereken, müdahale edilmesi gereken durumlar varsa ifade ettiğim gibi hemen arkadaşlarımızla organize oluyoruz ki çoğunlukla zaten onlar da takip etmiş ve kişiye ulaşmış, gerekli çalışmaları yapmış oluyorlar. Ben sorduğumda hemen efendim işte biz bunu çıkardık, bu arkadaşla ilgili durum şudur, şunu yönlendirdik diyelim, çocukla ilgili bir mesele varsa hemen çocuk hizmetlerimiz devreye girdi ya da işte bir engelli durumu varsa engelli yaşlı hizmetlerimiz devreye girdi, işte sosyal yardım talebi varsa müracaatını aldık, takip ediyoruz gibi, onlar gerekli çalışmaları da yapmış oluyorlar. Böyle birbirimizi aslında tamamlamış ve teyit etmiş oluyoruz süreç içerisinde. Ben size tabii şimdi çok önemli bir konuya gireceğim. Bir, ben size teşekkür ederim. Siz eleştiriye çok açık bir insansınız. Bence bu kıymetli bir şey. Ben de zannediyorum bir tweette eleştirdiğim bir konu olmuştu. Eyvallah. Belki dijital işte YouTube'la ilgili Aile Bakanlığımız daha bu alana yoğun bir şekilde girse annelerin eğitimi açısından falan diye. Ama bir de çok takdir ettiğim bir şey var. Sizin bakanlığınızın hesabında bir hanımefendi bakanlığın hizmetlerini anlatıyor. Mesela bence inanılmaz bir şey yani. Çok böyle hem böyle kısa bir dakikada işte. Onlar bizim çalışma arkadaşlarımız. Birkaç farklı arkadaşımız başlık başlık kısa videolar şeklinde. Bazen mesela çocuk hizmetleriyle alakalı çocuk hakları komitelerimizin çalışmalarını o komitenin üyesi çocuklar anlatıyorlar. Çok iyi ya. Tabii yani orada hem konuya hakim. Hem konuya hakimler içeriden doğrudan doğruya zaten o çalışmanın parçası olan arkadaşlar. Dolayısıyla o anlamda olabildiği kadar duyurmaya çalışıyoruz. Bence çok kıymetli bir hizmet.
Hem de çok o belki takım arkadaşlarınız da oyuna dahil etmek de akıllıca bir şey. Tabii. Çok, onlar da çok motive oluyorlar. Çok, hem çok eğlenceli, keyifli çekimler oluyor. Evet aynen. Hem de güzel oluyor, iyi oluyor. Tabii siyasetin olmazsa olmazlarından bir tanesi meclisteki bütçe görüşmelerinin takibi. Şimdi biz de tabii yani medya mensubu olarak bu alanı takip eden birisi olarak hep şöyle bir listelere baktığımızda şeydir. Evet bugün biraz sakin geçer, bugün biraz daha böyle sert geçebilir falan. Sizin aslında olduğunuz gün bir Şampiyonlar Ligi kadro vardı yani. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Bey, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca. Ve siz hani biraz gergin geçebilir ama Fahrettin Bey ve Derya Hanım durumu toparlayabilir falan derken sizin orada böyle aslında duygulu da bir çıkışınız oldu yani. Çünkü sadece bir olaya kızmak ve ona tepki vermek bence yeterli değildir. Ona inanmak ve onun gerçeğini haykırmak başka bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü o gün sizin çıkışınız sosyal medyada çok karşılık buldu. Perde arkasında ne oldu? Yani siz ne hissettiniz? Aslında olan şey orada oldu. Yani perde arkasında hiçbir şey yoktu. Şöyle hatta biz genel kurula girmeden önce ben Sayın İçişleri Bakanımıza takıldım. Dedim ki Sayın Bakanım bugün siz varsınız. Tartışma sizin etrafınızda döner. Biz dedim Sağlık Bakanımızla aradan kurtarırız. Yani bize kimse dokunmaz falan diye bekliyoruz. Öyle olmadı, tam tersi oldu. Şimdi orada niye o kadar öfkelendim? Tam da ifade ettiğiniz gibi aslında. Şimdi ben siyasetin acemisi değilim Adem Bey. Siyaset sert bir zemindir. Siyaset biraz kavgalı, gürültülüdür. Yüksek tondan konuşursunuz, eleştirirsiniz, bağırırsınız, çağırırsınız. Çok ağır olmamak kaydıyla biraz incitirsiniz de vesaire. Bunların hepsi olur. Yani bunların hepsine siyaset icra eden, siyasetin içinde olan insanların hazırlıklı olması lazım. Tamam, buraya kadar sıkıntı yok. Fakat o günkü tartışmada işte malum bu son günlerde kamuoyunun da çok yakından takip ettiği bir çocuk istismarı veya çok erken yaşta evlilik meselesi üzerinden yapılan bir tartışma. Muhalefet milletvekilleri de efendim bu konularla ilgilenen herkes de çok iyi bilir ki teslim etmesi gerekir ki bizim bakanlığımız kendi görev alanı içerisinde yapması gereken her şeyi büyük bir titizlikle, dikkatle icra etmiş. Hatta bakın bunu söylemem lazım. Hatta normal şartlarda böyle bir mesele ortaya çıktığında bakanlık olarak da çıkıp ya bir dakika sakin olun, 2 yıldır biz bu arkadaşı koruyoruz, gözetiyoruz, gizliliğini sağladık, sosyal hizmetini verdik vesaire dediğimizde ya oh ya Rabbi çok şükür bak kimsesiz değilmiş, açta açıkta kalmamış, devlet gerekeni yapmış diye alkışlaması gereken arkadaşlar. Sadece siyasi muarazadan dolayı bilerek ve isteyerek meseleyi korkunç bir biçimde çarpıttılar. Hatta çok özür dilerim eklemek anlamında. Gazeteci Timur Soykan ve Murat Arel de Halk TV'de... Tam da onu söylediler. Ben orada da söyledim. Evet. Genel kurulda da dedim ki ya lütfen açın izleyin. Yani bakın konuyu yazan arkadaşlar diyorlar ki ya devlet gereğini yapmış, bakanlığa teşekkür ederiz. Eyvallah. Hakkaniyet sahibi olan bunu söylemesi lazım. Çünkü her bir kurumun kendi şeyi var. Kendi sorumluluk alanı var. Bir ikincisi efendim biliyordunuz niye bir şey yapmadınız? Ne münasebet? Zaten vatandaşımız, ilgili arkadaş, savcılık şikayeti yapıp yani adli mekanizmayı harekete geçirdikten sonra bize geliyor. Bir, adli mekanizmayı başlatmış. İki, bu süreç içerisinde bir avukatı var. Soruşturmayı da takip eden bir avukatı var. Biz de devlet, bakanlık olarak, kurum olarak bu süreç içerisinde adliyelere birkaç kere yazmışız. Nedir, nasıl gidiyor, süreçle ilgili soruşturma ne durumda diye bilgi almak üzere ve takip noktasında sormuşuz. Bizim bakanlık olarak bu süreçte yapmamız gereken şey ilgili vatandaşımızın gizliliğini sağlamak, bakımını sağlamak, sosyal hizmetini vermek. Bunun ötesinde bize sorduklarında bile bilmiyoruz diye yani hani o bizde olduğunu bile söylemememiz gereken bir vakada çıkacağız da efendim işte bununla ilgili. Ya bunun olmayacağını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani siyaset etmek için efendim işte bir ideolojik tarafgirlik adına böyle bir zarar verilebilir mi? Üstelik
iddialar çok ağır. Ama evet. Maddi gerçeği mahkeme çıkaracak. Orası mahkemenin artık dava evet. açıldı. Nitekim zaten haber de dava açıldıktan sonra yapıldı biliyorsunuz. Yani davanın üzerine yapılan evet. bir haberden bahsediyoruz. Dolayısıyla efendim işte kamuoyunun haberi olmasa bir şey. Hayır, tam tersi. Biz devletin ilgili kurumları olarak üzerimize düşeni yaptığımız için o dava açıldı. Dava açıldıktan sonra da iki tane gazeteci arkadaşımız haberleştirdiği için kamuoyunun haberi oldu. Bir defa bu sıralamayı bir doğru bilelim. Millete bu kadar böyle algı manipülasyonu yapmaya gerek yok. Bütün kurumlar üzerine düşeni yapmış ve süreç devam etmiş. Şimdi de dava, mahkeme gerekli yargılamayı yapacak, delilleri değerlendirecek, maddi gerçeği ortaya çıkaracak. Biz yine bu davanın tarafıyız. Bakın onu da altını çizeyim. Biz yine davanın tarafıyız. Biz yine mağdurun yanında müdahil olarak süreci de takip ediyoruz ayrıca. Dolayısıyla benim genel kurula dönersek, genel kuruldaki öfkemin sebebi benim eleştirilmem değil, bakanlığımın eleştirilmesi değil. Bu kadar hayati bir meselede kamuoyunu bu kadar çirkin bir biçimde manipüle etmeye çalışmalarıydı. Yoksa eleştirilir. Ve nitekim hatırlarsanız şeyde de söyledim, genel kurulda da dedim ya, bu çatının altında bir, bu çatının bir değeri var yani. Konuşmak istemediğimiz şeyler. Evet. Nitekim biz de gerekli cevapları verdik. Ben siyaseti önemseyen birisiyim. Hangi mecrada olursa olsun, insanlar seçiyor mu? Hangi parti olursa olsun, insanların oy vererek iradelerini ortaya koydukları bir yapı mı var? Ona saygı duyarsınız. Görüşleriniz uyuşmaz, taban tabana terstir, büyük mücadeleler verirsiniz, büyük eleştiriler ya, bu başka bir şey. Ama siyasetin kurumsal olarak değerine çok inananlardan birisiyim. Çünkü bizim gibi ülkelerde halkın iradesinin devlete yansımasının tek yolu siyasettir. Biz tek parti iktidarları dönemlerini yaşamış bir ülkeyiz. Jakobinizmi yaşamış bir ülkeyiz. Bizim halk kitleleri olarak, işte demin anlattım kendi hikayemde. Ben Anadolu'nun bir taşrasından efendim işte çıkmış mütevazı bir ailenin çocuğuyum. Bugün ama bakanlık görevini icra ediyorum. Bu bizim halkımızın, yani siyasetin belirleyici gücüyle olmuş bir şeydir. Ve buna ben çok saygı duyarım, bunu çok önemserim. Kim olursa olsun önemserim. Dolayısıyla siyasetin varlık sebebini, siyasetin kıymetini hepimizin koruması lazım. Fakat maalesef Türkiye'de bir taraftan da biliyorsunuz darbelere, askeri bir takım müdahalelere bel bağlamış ve bu müdahaleler üzerinden oluşmuş alanı siyaset sanan bir gelenek var. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz bunlarla mücadele ediyoruz yani. Kürsüdeki konuşmayı yaptıktan sonra yerinize geçtiniz. Ne konuşuldu orada? Ben şimdi hep arka tarafını söyleyeyim. Çünkü orada Süleyman Bey de çok şaşırmıştı. Ben birkaç kez gördüm kamerada. Ne konuşuldu? Hatırlamıyorum desem yeridir. Çünkü o kadar canım sıkılmıştı ki. O kadar öfkelendim ki. Yani ben konuşmayı yaptım, tamam hadi bitti. dedim, yerime geçtim. Evet, İçişleri Bakanımız bir ara böyle abla ne yaptın? O öyle şey yapıyor. İfade, ne yaptın sen ya falan dedi. Dedim vallahi kusura bakmayın, sizin yapacağınız şeyi biz konuştuk falan diye. Böyle bir espri oldu ama yani işte hakikaten tamamen spontan gelişen, yani orada karşımdaki grubun haksız saldırılarını görünce konuşma metnini falan bir tarafa bırakıp tamamen spontan konuştuğumuz. Yürekten derler öyle. Evet evet, öyle oldu gerçekten. Çay sever misiniz? Çok severim. Ben de çok severim. Vallahi çayınız da harikaymış. Afiyet olsun. Dayanamadım yani görünce. Afiyet olsun. Çaycıyım ben. Evet. Çok severim. Siz sinirlenince şöyle, siz aslında çok sinirlenen bir değilim, yapıya sahip aslında, değilsiniz. Ama sinirlenince de çok sinirleniyorsunuz. Çünkü çok samimiyim. Şey ya, yani benim hissettiğimi hani söylüyorum. Belki de yanlış ifade ediyorum, estağfurullah, bilmiyorum. Estağfurullah. Yo, doğru. Sonra siniriniz nasıl geçer? kendimi sakinleştirmeyi bilirim. Yani şöyle, ben aslında gerçekten sakin bir insanımdır. Tabiat itibariyle de öyle çok, mesela bir meseleyi ya da herhangi bir konuyu böyle terörize ederek konuşanlar, abartanlar, hiç öyle bir şeyim yoktur yani. Tabiatım buna müsait değil. Bir konuya sinirlendiysem hakikaten artık son kertedir yani. O orada ipler kopmuş. Evet evet. Yani. O yüzden çok da belli ediyorum yani, hiç öfkelendiğimde de saklamıyorum. Yani onunla ilgili konuşulması gereken, söylenmesi gerekenleri söyler ve bitiririm yani. Ondan sonra devam etmez o öfke. 2023'e gidiyoruz.
Sizi çok yoğun bir tempo bekliyor tabii. Sayın Erdoğan kendisinin çok çalıştığı gibi ekip arkadaşlarını da sahada şüphesiz ki çok çalıştıracak. Tam olarak öyle. Biz de hazırız. Aslında biz tabii bakanlık olarak seçim çalışmalarımıza göreve başladığımız andan itibaren başladık. Adeta bir seçim atmosferindeymişiz gibi çalıştık. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani bizim saymadım ama arkadaşlarda var mıdır bilmiyorum. Yaklaşık işte 21 ay oldu. Göreve başlayalı 21 ayda 50'nin üzerinde 55'e yakın il programı yaptık. Evet, çok öyle geçiyordum uğradım da değil yani. Sabahtan efendim işte vilayetten başlayıp belediye bizdeyse belediyemizi ziyarette, kendi kurumlarımızı, kuruluşlarımızı ziyarette, illerimizde iki yeri muhakkak ziyaret ederiz. Çocuk evlerimiz, çocuk sitelerimiz varsa ve huzur evlerimiz muhakkak, engelli bakım merkezlerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz gibi saha ziyaretiyle, kuruluş ziyaretiyle, vaktimiz el veriyorsa personelimizle buluşmayla ne oluyor yerelde bizim bakanlığımızın çalışmalarında? Çalışma arkadaşlarımızın bir ihtiyacı var mı, talebi var mı? Yaptıkları işle ilgili değerlendirmeleri, yaklaşımları nelerdir? Ne kadar çok yoğun il programları yaptık. 50'nin üzerinde şu anda dediğim gibi sayıyı tam bilmiyorum, saymadım. Şükürler olsun çok da güzel programlar oldu. Şu ana kadar hem bakanlığımızın çalışmalarını duyurmak, hem bizim yaklaşımlarımızı, biz buradan ne yapmaya çalışıyoruz? Nasıl bir gelecek projeksiyonu, nasıl bir aile, nasıl bir yaşlı politikası, işte biraz önce söyledim. Yani aktif yaşlanma önemli. Evet. Bakın bundan 10-15 sene önce Alzheimer dediğimizde pek çok insan o neymiş ya bir bakayım bakalım ansiklopediye ya da işte internetten bir tarayayım bakalım falan dedikleri bir hastalık. Bugün artık hayatın bir bilinen gerçeğine dönüştü ama bundan bir 15 sene sonra Alzheimer, demans ve benzeri yaşlılığa bağlı hastalıklar sosyal etkilerini göreceğimiz hale dönüşecek. Öbür taraftan işte çocuklarımız 24-25 milyona yakın, yaklaşık 24 milyona yakın 18 yaş altı çocuğumuz var. Hukuken çocuk, metaverse dünyasıyla, dijital dünyayla büyüyen çocuklar. Ama öbür tarafta işte kocaman bir yaşlı nüfus var. Bunlar bir 10-15 sene sonra birbirine ihtiyacı olan gruplar olacak. Nasıl bir karşılaşma olacak? Biz Türkiye toplumunda nasıl bir merhamet dünyası inşa edeceğiz? Bütün bunların hazırlıklarını yapıyoruz Adem Bey. Bunlar çok çok önemli ve hiç de kolay süreçler çok değil. Çok önemli ve taraflı tarafsız siyasi görüşlerden bağımsız, herkesin sahip çıkması gereken bir süreç. Yani işte burada biz olmamız gereken bir süreç. Aynen. Yani öyle. Toprak, çünkü devlet, millet ekseninde buluşan herkesin biz olması hepimiz gereken bir süreç. Aynen öyle. Çünkü Sayın Bakanım, Avrupa'da bunun aslında negatif yansımalarını görüyoruz yani. Covid sürecinde hatırlarsanız, yani yaşlılar affedersiniz ama ortada kaldılar yani. Ben bir de Avrupa ülkelerine giden gelen biriyim. İşte daha geçen Amerika'ya gittim. Sokakta onlarca vatandaş var yani. Türkiye'de belki biz bu görüntüleri görsek bile en azından onlara nasıl yardımcı olabilirim diyen sokakta yürüyen vatandaşlar var. Devlet var bir taraftan. Bakın orada bir matematik yani. Somut verilerle bir bilgi paylaşayım. Bunu tabii çarpıtmaya çalıştılar vesaire daha önce de paylaştık ama çok net yani somut. Devlet bakımında olan ve Covid döneminde Covid'e bağlı olarak ölümler Avrupa'da o çok gelişmiş dediğimiz ülkelerde dahi %34 ile %81 arasında değişti. Bizde kaç biliyor musunuz? %4.4. Bizim kurumlarımızda, bakım merkezlerimizde Covid'e bağlı yaşlı ölümleri %4.4. Biz bunu nasıl yaptık? Biz bunu bazen aylarca bakım personelimiz karantinayı kurumda yaparak yaptık. Ama bazı yerlerde isim vermeyeceğim. Toplu ölümler oldu. Kapıyı çektiler, gittiler 3 ay sonra gidip cesetleri topladılar. Buyurun böyle yani haberler çok uzak bir geçmişten bahsetmiyoruz. Yüzlerce yaşlının öldüğü bakım merkezlerinden bahsediyoruz. Bizde şükürler olsun. Olağanüstü bir gayretle, olağanüstü bir özveriyle hem personelimiz hem vatandaşımız, yaşlılarımız da aynı şekilde. Sürekli bir kapalı mekanda kalmak çok kolay değil. Ama onlar da sabrettiler. İşte vefa destek programlarıyla, şunlarla bunlarla evinde olan yaşlılarımızı destekledik. Kurum bakımındakileri aynı şekilde arkadaşlarımız. Biz çok güzel bir ülkeyiz. Hatta bu 65 yaş üzeri Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamasından sonra bir müddet sonra şey dedi ya toplum, artık onları da mı çıkarsak dışarıya? Evet hatta, tabii. Hatta yani. Sayın Soylu şey demiş, parklar falan açılmıştı işte çocuklara, çocuklar, büyüklere müsaade etsin falan filan diye. Keyifli bir ülkeyiz ya aslında.
Gayet tabii. Yani bizim mayamız merhametle yoğrulan bir maya. Bu ülkenin her şeye rağmen, her türlü zorluğuna, bir takım efendim işte değişen zaman, şartlar vesaire. Ama Anadolu insanının mayası merhametle yoğrulan bir mayadır. Birbirine destek olmak, yardımcı olmak, omuz vermek, zor zamanda sahip çıkmak üzerinedir. Bu hasletleri unutmamak, bu hasletleri geleceğe taşımak ve geliştirmek önemli. Aslında bizim yaptığımız da Anadolu insanının mayasını kurumsal hale getirmek bakanlık evet. olarak. Bir kurum ama bu çok güzel bir tabir oldu ya. Eyvallah. İşi markalaştırmak aslında. Evet. Şimdi siz bu konuda mütevazı olacağınızı düşünmüyorum. Siyaseti iyi bilen birisiniz yani. Estağfurullah. Yaklaşık 20 yıldır öyle veya böyle her ne kadar 2014-2015'te bir dönem STK'lara daha çok ağırlık verseniz de yine de siyasetten kopmak çok tabii mümkün ki. Değil. 2023'ü nasıl görüyorsunuz? Altılı masa var, partilerin birleşmesi, ortak aday hala açıklanamadı. Bir taraftan siz kendi bağlı bulunduğunuz parti tam gaz devam ediyor sahada, tam pres. Sayın Erdoğan gençlerle buluşuyor ki gençlik buluşmaları da çok güzel geçiyor. Çok enteresan da bir markalaşma oldu değil mi orada? Evet, yani evet. Bayağı her gençlik bir gençlik buluşması ayrı bir şey oldu. Kadınlarla buluşmalar ayrı ayrı çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii enerjisi çok hızlı geçiyor muhatabına. Yani gençlere, kadınlara, toplumun diğer kesimlerine çok hızlı, o samimiyet çok bulaşıcı bir şey çünkü. Çok çabuk geçiyor. Şimdi tabii bizim AK Parti olarak sandığa büyük bir saygımız vardır. Milletin iradesi çünkü oraya yansır. Dolayısıyla milletin iradesi tecelli etmeden bizim için hiçbir şeyin bittiğine inanamayız. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız işte kaç seçim geçirdik 2002'den bu yana? Her seçimde, genel seçim, yerel seçim, anayasa referandumları işte vesaire aklınıza gelebilecek bütün seçimlerde biz son dakikaya kadar o tek bir son oyu ikna edip alıncaya kadar çalışmalarımıza devam ederiz. Biz her seçimde daha yeni sıfırdan başlıyormuşçasına hareket ederiz. Hiçbir seçimde bizim ya bu tamam canım biz çok rahat kazanırız. Hiç böyle bir şeyimiz yoktur. Bizim her sınavımız yeni bir sınavdır. Yeniden en baştan milletimize anlatmak, milletimizin teveccühünü kazanmak için çaba gösteririz. Bu seçim de aynı. Dolayısıyla bizim için 2023 önceki seçimlerden farklı değil. Milletimize bugüne dek yaptıklarımızı, bugünden sonra hayal ettiklerimizi, nasıl bir Türkiye inşa etmek istiyoruz, nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Biz de bu ülkenin vatandaşlarıyız nihayetinde. Evet. Ve işte Türkiye yüzyılı, nasıl bir Türkiye yüzyılı olsun? Bunu anlatmaya, seçmeni, hayallerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan mesele tamamlanması gereken bir sınav. Bunu bir tarafa koyalım. Türkiye siyaseti ölçeğinde yani genel olarak siyaset ölçeğinde baktığımızda bunu yine Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak söylüyorum. Bir siyasetçi olarak ya da bir bakan olarak değil. Talihsizliğimiz maalesef adil bir yarışın olmaması Türkiye'de. Keşke herkes hizmet ve üretme noktasında yarışsa. Keşke vatandaş yahu seçemiyorum herkesin vaatleri o kadar güzel ki hangisini seçeceğim diye bir kafa karışıklığı yaşasa. Bakın siyaset böyle bir şeydir. Yani siyaset üreten, üreteceğiniz değer üzerinden yarıştığınız bir alandır normal şartlarda. Ya da üretmeyi vaat ettiğiniz şey üzerinden yarıştığınız bir alandır. Ama maalesef Türkiye siyaseti biraz önce o dediğim işte sırtını efendim işte bir kısmı teröre yasladığını ifade ediyor. Bir kısmı askerin müdahalesine geçmişte. Şudur budur bir takım bürokratik vesayetlere vesaire vesaire. O yüzden siyasetin doğal mecranı oluşturan hep bir ayrı bir şey oluştu Türkiye'de. Hep ayrı bir siyasi yapı vardır. Yani geçmişten bu yana, 1950'den bu yana baktığınızda işte Demokrat Parti. Demokrat Parti hala daha bazı sol çevrelerde karşı devrim. Neyin karşı devrimi yahu? Demokrat Parti neyin karşı devrimi? Kime karşı devrim? Vatandaş gelmiş seçmiş. %99'a yakın seçime katılma oranı var. Ve bunun içerisinde her seferinde seçimden sandıktan çıkan bir siyasi parti. Neyin karşı devrimi? Kime karşı? O işte oligarşik yapılanmalara karşı. Dolayısıyla o miras da talihsiz bir biçimde devam ediyor.
Ama şükürler olsun Demokrat Parti'nin sandıkla kurduğu siyasal iradenin mirası da devam ediyor. İşte 20 yıldır da AK Parti bu mirası devam ettiren yapılanmalardan birisi. O yüzden Türkiye'de siyaset kurumsal olarak demin ifade etmeye çalıştığım gibi önemlidir. Varlığı önemlidir. Siyasetin zemininin sağlam ve sağlıklı kalması bizim için önemlidir. Bizim halk kitleleri için önemlidir. Evet. Burayı da korumamız lazım. Mesele sadece AK Parti meselesi değil Adem Bey. Sadece AK Parti'nin bir dönem daha seçim kazanması meselesi değil. Ben sahada söylüyorum, burada da söyleyeceğim, hiç sakınmayacağım. Ben konuşmalarımda hep şunu diyorum. Ya Cumhurbaşkanımız 94'ten beri iktidar. Bulunduğu her yerde iktidar. Büyükşehir'de iktidar oldu, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Bir dönem daha cumhurbaşkanı olsa ne olmasa ne, onun açısından kişisel olarak baktı. Her şeyi yaşadı zaten. Hayır, ülkenin ihtiyacı var. Ülkenin öyle bir vizyona, öyle bir bakışa, öyle bir projeksiyona ihtiyacı var. Çünkü artık Türkiye'nin 100. Cumhuriyetimizin 100. yılında bugüne kadar geldiğimiz o işte bütün geride bıraktığımız tarihsel süreci de tamamlayıp yeni yepyeni bir yüzyıla, Türkiye yüzyılına kapı aralayacak, güçlü, her bakımdan güçlü, ekonomik olarak güçlü, askeri bakımdan, savunma anlamında terörle mücadelesini tamamlamış, insan kaynağı noktasında, aklınıza, tarımsal anlamda, aklınıza gelebilecek sosyal hizmetiyle, sosyal yardımıyla, sosyal devletçilik anlayışıyla, her bakımdan güçlü yapılanmasını, kurumsal yapılanmasını tamamlamış bir Türkiye'nin, hem bize 85 milyon vatandaşa, hem bölgesine, hem de dünyaya nasıl bir mesaj vereceğine, nasıl bir güven vereceğine hepimizin ihtiyacı var. Bunu görmemiz lazım. Bakın, toplantılara katılıyoruz. Sizler de muhakkak işte zaman zaman takip ediyorsunuz, programlar yapıyorsunuz. Mazlum coğrafyalarının Türkiye'ye bakışını görmek lazım. Türkiye yanlarında olduğunda nasıl büyük bir cesaretle seslerini yükselttiklerini görmek lazım. Bunlar insanlık tarihinin kolay kazandığı süreçler değil Adem Bey. Bakın bir örnek vereceğim. Ülkeyi şu anda yanılıyor olabilirim. Afrika, yeryüzünün en zengin kıtası. Yeraltıyla, yerüstüyle vesaire olmasına rağmen son 200 yıldır yaklaşık, değil mi? Hatta 300 yıldır korkunç bir açlığın ve yoksulluğun pençesinde. Niye? Çünkü aralıksız sömürüldü. Yani o işte Belçika'nın sömürge şeylerinde, Kongo'da, şurada burada şeylerde, kahve tarlalarında az çalışıyor diye ellerini kestiği çocuklar babalarının önünde. Fotoğraflar var, görüyorsun. Şimdi o Afrika'dan Fransa'nın sömürgesi, yanılmıyorsam yine Bissau veya işte küçük ülkelerden birisiydi. Şimdi yanılıyor olabilirim, o yüzden ülkenin ismini vermeyeceğim ama şeyden bulunabilir yani bir kısa taramayla. Bir Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı'nın Macron'un yüzüne karşı Fransa'nın kendilerini nasıl sömürdüğünü, nasıl yoksullaştırdığını haykırdığı bir konuşmasına denk geldim ve gözlerim doldu izlerken. Türkiye'nin Afrika politikası içerisinde çok yoğun temasın olduğu, temasta olduğu ülkelerden birisi. Bakın biz sadece kendimiz için değil, biz bu toprakların insanı diyorum ya, merhamet, şefkat, paylaşma, dayanışma vesaire. Biz kendimiz için istediğimiz bir iyiliği hiçbir zaman sadece kendimiz için istemedik. Hem insanlar olarak hem ülke olarak. Bu ülke o yüzden bir garibin, gurebanın sığındığı, Anadolu her zaman hakikaten kucağını sonuna kadar açmış bir toprak. Her dönemde. İşte sığınmacılar, efendim işte göçmenler vesaire. Ama Anadolu'nun sadece göçmenlere, sığınmacılara kucak açmaktan daha öte bir misyonu var. Dünyaya örnek olmak. Bizim 2023 iddiamız, 2023 vizyonumuz Türkiye olarak dünyaya örnek olmak. Çok keyifli bir sohbet oldu. Birçok konuya da değindik. Sizin tabii kahkahalarınızı görmek de çok teşekkür ederim. Sağ ol. Zaman zaman kendinizi böyle ekranda izleyip not verir misiniz kendinize? Ya şurada şöyle deseydim, burada böyle deseydim. Ben eskiden beri çok fazla kendimi izlemem. Çünkü konuşmalarım hep kendi doğal akışı içerisinde gider. Öylesinde de daha rahat ediyorum. Mesela kurgusal konuşamam ben. Yani akşamdan sabaha oturayım, ders çalışayım işte. Şu programda şöyle konuşacağım, şunu anlatacağım, şunlara değineceğim, şunlara değinmeyeceğim. Konuşmaya başladığım an o bir tarafta kalır. Ben tamamen apayrı, kendi zihnimde o anda anlatmak istediğim ne varsa onu anlatırım.
Tabii bu kurumsal yani bir tematik konuşmalar ayrı. Onlarla ilgili elimizde bilgi notları oluyor vesaire. Bu başka. O yüzden konuşmanın doğal akışına her zaman daha çok açıkçası güveniyorum. Zaman zaman çok farklı değerlendirilen, efendim işte çarpıtılan vesaire olmuyor mu? Oluyor. O da işin cilvesi artık. Ona üzülüyor musunuz bir şey. Böyle? Yanlış anlaşıldığınızı düşünüyorum. Üzülüyorum tabii. Yani insanız. Üzülüyoruz Adem Bey. Yani şimdi üzülmüyorum demem için robotik bir tepkimin olması lazım. Hı. Gayet tabii ki üzülüyorum ama şunun farkındayım. Bu zeminler böyle zeminler. Sonuçta birileri buradan kendine bir şey çıkaracak, yol çıkaracak, malzeme çıkaracak. Siz de onunla mücadele edeceksiniz. İşin tabiatı bu yani. Tam böyle gerçekten haklı olduğunuz bir durumda, haksızlığa uğradığınızda kendinize bir şarkı armağan etseydiniz veya türkü hangisi olurdu sizce? Hiç öyle düşünmedim doğrusu. Ama sevdiğim türküler vardır. Mesela daha çok Orta Anadolu türkülerini severim ben. Sivas yöresi, ne bileyim mesela Kayseri Gesi Bağları'nı çok severim. Neşet Ertaş çok severim. Neşet Ertaş'ın söylediği her Gönül Dağı'nı mesela çok severim. Her türküyü çok severim. Biz bu röportajı yayınladıktan sonra biraz vakit geçsin Sayın Bakanım. Sizi rahat bırakalım. Sonrasında sizin bir Anadolu gezinize eşlik edelim. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Orada da bir Spotify listesi oluşturabiliriz sizinle bence. Olur. Yol türküleri diye. Çok güzel olur. İnşallah. Ben çok mutlu olurum. Ben çok teşekkür ederim. Bizi misafir ettiniz. Estağfurullah. Süremizi de biraz açtık. Estağfurullah. Şimdi böyle durumlarda şöyle oluyor. Tabii gerçekten çok yoğun bir programınız oluyor. Biz de bir şekilde kendimize bir alan oluşturuyoruz. Sonra sohbet keyifli olunca program uzuyor. İçeride de bekleyenler oluyorlar falan böyle. Yok. Onları biz şey yaparız. Siz bizi korursunuz teselli artık. Teselli ederiz. Sıkıntı yok. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Zahmet ettiniz. Buraya kadar geldiniz. Umarım izlerken keyif alırsınız. Estağfurullah. Memnuniyetle. Eminim çok. Sevgili güzel. Arkadaşlar ben tabii uzun bir süredir takip ettiğim için ona bugün title'ıyla değil de normal ismiyle hitap edeceğim. Sayın Derya Yanık hanımefendi bugün konuğumuzdu. Ben çok keyif aldım gerçekten. Her şeyden uzak, her şeyden öte. Samimice bir sohbet oldu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.